Merhaba arkadaşlar. Bugün Debian işletim sisteminde FTP server kuracağız. Bunun için ben WSFTP'de web FTP server programını kuracağım. Bunun için öncelikle bahsetmem gerekiyor. Tabii öncelikle program kurmak için root olmamız lazım. Root komutuyla da soruyorum. Daha sonra search listelerimiz var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi buralardan programdan önceki Debian için. Evet, diğer işletim sistemleri için. Buranın her zaman güncel olması lazım. Bundan bahsetmem gerekirse nano editörünü kullanıyorum ben. etc'nin altında apt search list. Burada gördüğünüz gibi ben search list adreslerini ekledim. Bu şekilde. Bunları kaydettikten sonra güncellememiz lazım search listimizi. Bunu da yapmak için apt-get update. Şu anda gördüğünüz gibi güncelleme yapıyor. Şimdi arkadaşlar programı kurmanız için apt-wsftp'de programı kurmak için apt-get install wsftp'de enter'a bastığımızda programımız yüklenecektir. Bir uyarı verecek bize yes no. Yes deyip devam edebiliriz. Tabii ben kurmayacağım bunu. Çünkü daha önce kurmuştum. Ben genel olarak ayarlarından bahsedeceğim. WSFTP'de programının serverımızın ayar dosyaları. Ben önce giriyorum. etc.wsftp.com. Burada arkadaşlar ayar listelerimiz, ayarlarımız var. Bunlara başlamadan önce satır başlarındaki diğer işaretlerinden bahsetmek istiyorum. Satır başlarında diğer işaretleri varsa o satır yorum satır olacaktır. Yani herhangi bir işlem yapılmayacak. Sistem onu ayar olarak bir root olarak görmeyecektir. Burada arkadaşlar Animus Enable Yes seçeneği var. Her ne kadar bunun başına diğer işareti koysak da bu sistem bunu görmeyecektir. Çünkü Animus girişleri sistem tarafından default olarak gelmektedir. Eğer istemiyorsak biz sadece bu kısmı no olarak değiştirmemiz lazım. Şimdi hemen IP adresimi öğreneyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi aşağı ineyim. Animus enable yes modunda, yani giriş yapabiliriz Animus kullanıcı olarak. Hemen bakalım. Yazıyorum. Şu anda kullanıcı adımız istiyor bizden. Parolamız yoktur. Şu anda giriş yaptık. Bunu iptal etmek için dediğim gibi bu kısmı no yaparsak kaydediyorum. Her konfigürasyon ayar yaptığımızda sistemi yeniden başlatmamız lazım. Bunu da etc.tad.res.restart. Şu anda başladı. Server'ımızın çalışıp çalışmadığını görmek için status yazıyoruz. WSFTP is running, yani şu anda çalışıyor. Eğer yeniden başlatmak istersek eğer durdurmak istersek stop deriz. Hemen deneyelim. Kullanıcı adımız şu anda gördüğünüz gibi oturum açılamadı. Çünkü engellemiştik. Tekrar ayarlarımıza girelim. Animus kullanıcıları enable yapalım. Animus kullanıcılar ister enable, ister aktif, ister pasif yapabiliriz. Tabii bu bize kalmış. Nasıl kullanacağımıza kalmış. Belki kütüphaneler için falan kullanabiliriz. Tabii burada önemli husus Animus kullanıcıları sisteme giriş yaptıklarında nereye görecekler, nerede duracaklar. Bunu ayarlamak için buradaki anon root komutu var. Burada yolunu biz belirtiyoruz. Bildiğiniz gibi kullanıcılar home klasörünün altında bulunur. Ben de o kısmı oluşturdum. Oraya gelmelerini istiyorum.
Burayı VS de yapalım. Kaydediyorum. Tabii şu anda VS FTP de yoktur. Bunu biz oluşturacağız. Onkratın içinde. Sitemizi yeniden başlatıyoruz. Hemen bunun içine girelim. Mkdir komutuyla vs hemen içine girelim. Şu anda bomboş. Buraya herhangi bir dosya oluşturalım. Taş komutuyla deneme.txt. Hemen deneyelim arkadaşlar bunu. Şu anda login successful. Hemen ls komutu. Gördüğünüz gibi burada deneme.txt'yi görebilirsiniz. Herhangi bir üst düzeye gitmek istediğimde şu anda gördüğünüz gibi gidemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer ayarlara bakalım. Burada local enable var. Burada yerel kullanıcılarımız için yani Linux kullanıcılarımız veya server kullanıcılarımız için girsin girmesin. Bunu yes yaparsak tabii ki aktif olur. No yaparsak pasif olur. Şu anda aktif durumda. Hemen deneyelim. Kullanıcı adımla. Kullanıcı şu anda giriş başarılı. Gördüğünüz gibi belgeler, davranış, genel, masaüstü, müzik resimler görebiliyorum. Üst düzeye gitmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi home klasörün için. Üst düzeye gideyim. Analizin. Gördüğünüz gibi ETC'nin içine girelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Fakat bu tehlikeli bir durum. Burada istediğimiz kullanıcılara izin verebilir. Diğer klasörler arasında dolaşmasına. İstersek izin vermeyiz. Yani sonuçta herhangi bir işlem yapamadılar fakat önlemimizi alsak daha iyi olur. Bunu da engellemenin iki yolu var. Eğer tüm yerel kullanıcıların girmesini yani kendi klasörlerin içinden çıkmasını istemiyorsak sadece bir yeri aktif ederek kullanabiliriz. Yani croot local user kısmını hemen diğer işaretini kaldırıyorum. Şu anda aktif. Hemen deneyelim. Yeniden başlatıyoruz tabii ki. Start. Giriş başarılı. Şu anda kendi evim içindeyim. Üst düzine gidiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir üst düzine gidemiyorum. Yine aynı yerler görünüyor. ETC yapalım. Failed to change directory. Engellendik yani. Gördüğünüz gibi. Eğer sadece bazı kullanıcılara izin, bazı kullanıcılara izin vermek istemiyorsak top bir şekilde değil de hemen önce şurayı pasif hale getiriyorum. Bu da groot list enable. Önce listi enable yapacağız ve listemizde burası. Konumumuz ETC'nin altında vsftp'de groot list. Hemen bunu kopyalayalım. Evet yapıyorum. Ayarlarımız aktif olsun. Hemen nano. Şu anda önceden yazmıştım. Benim kullanıcı ismim yazılı. Deneyelim. Şu anda giremeyeceğim. Yani sadece kendi yerine dolaşabileceğim. Başarılı. Bir üstüne gidelim. Gördüğünüz gibi herhangi kendi evimizden çıkamıyoruz.
Yani bu şekilde izin vermeyeceğimiz isimleri buraya yazabiliriz. Tekrar ayar dosyamıza inelim. Evet. Devam edelim. Burada xverlog var arkadaşlar. Önce xverlog bizim log kayıtlarımız. Log kayıtları tabii ki tutulmasını isteriz. Bizim için önemli bir durum. Kim ne yapmış, nereye girmiş, DDoS saldırıları var mı? Eğer bu saldırılar varsa kim yaptı? Önce xverlog enable'ı aktif yapıyoruz. Diğer işaret yok ve yes konumunda aktif konumunda. Ve daha sonra xverlog file. Yani log dosyalarımız nerede tutulur? Log dosyaları genellikle var'ın altında, log'un altında tutulur. Ve bizim VSF tipin server'ımızın, FTP server'ımızın log kayıtları burada tutuluyor. Şu anda aktif zaten. Hemen oraya girelim. Anon var log sorry. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kim ne yapmış, nereye girmiş hepsini görüyoruz. Tabi bir de istersek canlı olarak log kaydımızı izleyebiliriz. Bunun için de tf hemen log kaydımızın yolunu belirtiyoruz burada. Var log. Bunu yazdığımızda o an ne yapıyorsa hepsini görebiliriz. Deneyelim mi? Öncelikle çıkış yapıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda quit. Bunun çıkışı yaptık. Giriş yapalım. Önce gördüğünüz gibi hangi makine giriş yapmış? 1.10. Bu benim bilgisayarımın IP adresidir. Hemen giriş yapalım. Önce user, kullanıcı mami. Şifremizi yazalım. Gördüğünüz gibi. Her yaptığım hareket hepsi görülüyor. Gördüğünüz gibi gidemedim ETC klasörüne ve burada failed. Orada aldığım hatayı da burada yazdı. Tekrar ayarlarımıza dönelim. Daha sonra arkadaşlar yukarıda komutlara geleceğim. Ayarları. Buradan bakalım. Başka önemli yerler var mı? Burada FTP'de banner yani FTP server'ımıza girildiğinde karşılanacak mesaj. Bunu değiştirelim. Deneyelim. Tekrar çıkış yapıp diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar IP yazdığımızda direkt burada hoş geldiniz dedi. Tekrar ayarlarına göre. Evet arkadaşlar. Şimdi burada max per IP'den aynı IP'den kaç kişi bağlanabilsin burada max per IP'den. Yani bir IP adresi bloğundan sadece bir kişi bağlanabilsin. Burada max clients'te maksimum aynı anda maksimum kaç kişi server'ımıza bağlanabilsin. Daha sonra arkadaşlar user list enable. Bunlar da kullanıcı yasaklama. Öncelikle user list enable. Yani bu listemizi aktif ediyoruz. Bu da listeye yazacak isimler. Listem benim burada bulunuyor. Kopyalayalım. Kaydediyorum. Benden önce içine girelim. Tekrar benim ismim yazılı. Sitemizi yeniden başlatıyoruz. Şu anda sisteme girmem lazım. Gördüğünüz gibi oturum açılmadı. Ama Animus olarak girdiğimizde sisteme giriş yapıyorum. Burada user list deni no var. Bunu etkinleştirdiğimizde tekrar başlatalım.
Şu anda giriş yaptım. User listeni burada no yaparsak yazdığımız isimler sadece girebilecek kişiler. Ama burayı yes yaparsak start yapalım, tekrar girelim. Gördüğünüz gibi opsiyonumuz açılamadı çünkü ismimiz yasaklı. Biz burayı kapatalım. Yani burada önemli olan user listeni eğer ekleyeceksek tabii ki bu önemli. İstediğimiz kullanıcıları engelleyebiliriz. İstediğimizi engellemeyiz. Eğer bunu aktif yapmazsak sadece üst tarafı user listeni bırak. Yes olursa zaten bir yes aktif olması lazım. Sadece yazdığımız isimler engellenir. Ama burada yazdığımız isimleri ister engelleriz ister izin veririz. Daha kapsamlı bir konfigürasyon. Evet arkadaşlar bakalım daha önemli yerler var mı? Burada Animus kullanıcılar için upload yapabilsin yapamazsın. Yazma hakkı burada. Yani klasör oluşturma, oluşturamama, yükleme, FTP yükleme yapma falan. Bu da Animus kullanıcılar için yazma, klasör oluşturma, yükleme yapmak için yani izin veriyoruz ve vermiyoruz. Buralarda. Başka bakalım. Şimdi önemli ayrıntılar bunlar arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim.